Toplam olarak bizim bu bölgede 5.000, Neydoğu'da 5.000 kişi ancak alabiliyor. 5.000 kişinin ne okul açabiliyor diyoruz, ne edebiyatı yapabiliyor, ne bir şey. Ancak ekmeklerini kazanabiliyorlar, çalışabiliyorlar. Şimdi elimizden geldiği kadar çocuklarımızı okutuyoruz. Çünkü eğitim almadan insan hiçbir neticeye ulaşmaz. Önceden çocuklarımızı okutamıyorduk, işte bir sebeplerden dolayı. Ben Mardin'e geldiğimde cemaatimden söz ediyorum. Hiç kimse çocuğumu ilkokuldan sonra göndermiyordu okula. Bir yanlış şey. Ben çocuklarımı Allah'a şükür gönderdim, okumaları gerek. Okuturdum. Gördüğünüz onu da şimdi üniversite mezunu, diğer çocukların da aynı şekilde. Ve şimdi cemaatimizin çocukları da gelenekle okuyorlar. Bu sevindirici bir gelişme, bir olay bizi mutlu ediyor. İnsanlar okuduğu şey hem tarihine sahip çıkmaktan, hem kültürlerine, hem edebiyatlarına sahip çıkmaktan. Bu şekilde devam ederse dediğimiz gibi bir kişi 100 kişiye kadar oluşabilir. Evet. Hocam ben bunun kesin birkaç yıl sonra daha bahsedeyim. Bir defa üniversitelerde tez çalışmaları artmış son 10 yıl içerisinde, son yıllar, 2000'den sonra diyelim. Mesela Sülali Sempozyumu yapılmış 20 Nisan 2012'de. Vakıf mallarını da işte Süryanilere, Ermenilere vs.
olan Beyan-ı Kitap'tır. Bu da iki kısma ayrılan bir büyük kitap var. Bu da o büyük kitabın özeti almış. Öyle bahsettim, bahsediyorsun diye. Şimdi bunu öğrenmeyen, ilk başta bunu ders olarak almayan, eğitim kitabından eğitim görmeyen orduyu alması mümkün değil. Mümkün değil. İlk başta eğitim alması gerekiyor. İşte eğitim kitabı olarak da bu. Süleyman Ekkan'ın kilisesinin Amalar Yazması kitabı. Hocam Süleyman Ekkan'ın kilisesi sizin bağlı üzerinde